7.24 Fenerbahçe olan kanal Kadıköy sokaktasınız. Golvar.com'a ve Kayseri Özel Üniversitesi Hastanesi'ne selamlar olsun sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe transfer gündemi çok çok yoğun, çok çok farklı başlıklarım var, çok çok e, konu içi konu dışı söylemlerim var. Neresinden başlayacağım ben de bilmiyorum ama bir yerinden de başlamak zorundayım. Hiç beklemeden gündemi konuşalım arkadaşlar. Mihaza ise İtalya'dan sürpriz talip diye gireyim. Şimdi İtalya'dan Como lige çıkmış. Bu Como arkadaş La, e, İtalya liginin en iyi orta sahalarından birisi olan. Yani adamlar futbolcudan anlıyormuş. Miha Zayt'sı transfer etmek istiyorlarmış. İşte Fenerbahçe'nin de bonservis beklentisi var tabii ki. Fenerbahçe Zayt'sa devam etmeyeceğini aslında belirtmiş Zayt'sa. Göztepe'nin de bir ilgisi alakası var. 1.2 milyon euro kazanıyor arkadaşlar Zayt Fenerbahçe'den. Sevgi Sercan Hamzoğlu'na ona da buradan selamlar olsun. O da diyor ki Göztepe de şartlarını sundu, sordu. 1.2 milyon euro şartlar. Hani Zayt'sı alsalar, etseler Fenerbahçe'ye sözleşme uzatmak gibi bir hata yaptı biliyorsunuz ve hiçbir katkı alamadı. Ee, yani Zayt konusunda söyleyeceklerim bu kadar. Ama inşallah bir şeyler olur ve Zayt gider. Hem kendi mutlu olur hem Fenerbahçe taraftarı. Pedro Pedro'da işte Gremio Caio Pedro konusunda sürpriz karar diyor. Arkadaşlar önce şunu belirteyim. Gremio çakallık peşinde. Benim duyumum normalde Gremio'nun zorunlu satın alma opsiyonunda 3,5 milyon euroyu aldığı şeklindeydi. Ancak takımı 3,5 milyon euroyu düşürme peşinde. Ee, hani 3,5 milyon euroyu indirelim. Hatta mümkünse Fenerbahçe sözleşmesini feshetsin. Biz menajerine gazlayalım. Menajeri yetsin sözleşmesini feshetsin biz bedavadan alalım yıllık ücretinde düşürelim derdinde gibi geliyor bana. Ama aynı cevap Petro'yu istemiyorlarsa da biz elden çok zor çıkartırız. Onu da açık yüreklilikte söyleyeyim. Ha elden çıkarıp çıkartmama yine mesele değil. Ben ona çok takılmıyorum ama Cao Pedro konusunda bizle bir oyun oynuyorlar. İnşallah bu oyunun kazananı galibi biz oluruz. Onu da söyleyeyim. Serdar Aziz e Süper Lig'den talip çıktı. Serdar Aziz aslında Arabistan'dan 2 milyon euroluk bir e, teklif var ancak oraya gitme peşinde değil. Serdar Aziz hani oraya gitse zaten o da kurtulacak, biz de kurtulacağız. Çünkü 2 milyon euro iyi bir para. Yani Fenerbahçe'yi de abat edecek bir para. Serdar Aziz'in işine yarayacak para. Ancak e, olmayacak gibi duruyor arkadaşlar. Serdar Aziz'in bu transfer meselesi. Türkiye'de çok isteyen takım var. Yani nasıl olacak bilmiyorum ya. Ama Serdar Aziz bence Fenerbahçe'nin e, geniş oyuncu havuzunda alternatif oyuncu olarak kalabilir gibi geliyor bana. Yine de isteyen takımlara karşı da en azından elimizi güçlendirir. Yaşı çok geçti, sakatlık durumu da malum. Fenerbahçe bir transferi daha açıkladı. Diyor Fenerbahçe Beko'dan bahsediyor arkadaşlar. Bonza'yı kalsın almışız. Bonzi'ye. Bonza'yı. ve ee, hayırlı olsun diyelim. 2 yıllık 2 artı bir yıllık anlaşma. Bir de Wade Baldwin'le de görüşüyormuşuz. Sevgili Yağ Sabuncuoğlu'nun da haberi Wade Baldwin'le görüştüğümüze dair. Bu Baldwin sonundaki Win'den dolayı kazanma potansiyeli yüksek bir oyuncu. Sanırım her ikisi de Makabi Tel Aviv'in basketbolcusu ancak Baldwin sanırım sözleşmesini feshetmiş kalsın içinde 400 bin dolarlık bir bol servis ücreti ödediğimiz bilgisi var bende. Ne kadar doğru bilmiyorum. Fenerbahçe'den dev atak diyor. Dev atak diyor pardon. Samarzic konusu var. Şimdi Ayub El Kabi. Günün en bomba haberi. Ayub El Ayıp Ayub El Kabi Fenerbahçe'ye önerilen bir isim. Menajer önerisi çok fazla. Ben sene diyorum 460 tane bir transfer sezonunda öneri geldi 460 futbolcu. Yani Ayub El Kabi gibi kaç tane kabiler öneriliyor? Bize önerildi. Şimdi bakın. Şu diyelim ayı. Bu adam senden yıllık 3.2 milyon euro para alıyor. Yetmiyor. Diyor ki sözleşmemi aynı şartlarda uzatın. Bana bir de imza parası fişekleyin. 3 yıllık kontrat 3.2'den 9.6. 3 de imza parası 12.6. 2.4'te şu yazık menajerime verin de yazık bak size, o üzülüyor orada. 15 milyon euroya ben size bir sap, şey yapayım. Yani diyor. Yani uzun lafın kısası. Ayupel kabine diyor. 3 milyon euro imza parası verin. Yıllıkta 950 bin euro yıllık ücret verin yeter diyor. Herhalde diyordur yani öyle içime bir his doğdu. Fenerbahçe yönetimi ne diyor? Herhalde diyordur. Fenerbahçe yönetimi de diyordur ki. Gelin biz size 1.5 milyon euro imza parası verelim. 500 bin euro menajer komisyonu 2. Oyuncuya da 750 bin euro garanti ücret. Artı maç başılar ve bonuslar içeren bir teklif sunalım diye. Bence oyuncu da kabul ediyordur. Ancak burada tek bir engel var. Edin Ceko. Yani 3 tane yabancı forvetimiz olacağını ben zannetmiyorum. 3 yabancı forvet olmaz. Ee, ama Edin Ceko olur mu? Olmaz mı? Bilemiyorum. Yani Edin Ceko giderse de çok iyi olur. Yani düşünün 3 milyon 3.2 milyon euroluk şeyi beğenmeyip de 4.2 alan Ceko'yu göndermezsen de o zaman Ayub El Kabi de Fenerbahçe'ye taraftarın tepki alacak bir forvete dönüşür. Yani burada bence önemli olan Ceko'yu ikna etmek gibi duruyor. Samarzic, Lazar Samarzic görüşmede olduğumuz isim, almaya çalıştığımız isim. Birçok arkadaşımız Lazio'ya gitti senin haberin yok. Bilmem şuraya gitti senin haberin yok. Buraya gitti senin haberin yok diyordu. Şimdi de aynı, aynı arkadaşlar diyor hocam Samarziş geliyor mu? Çünkü bir tek sen geliyor demiştin diyorlar. Hani ne oldu da bir tek ben geliyor demişim. Hani gelmiyordu siz diyordunuz böyle böyle diye. Hani balici diyordunuz, tinerci diyordunuz, düğünlerinize çağırmıyordunuz. O, ne oldu yani? Neyse uzun lafın kısası e, Samarciş transferinde biz iddialı bir konumdayız. Şimdi kurun iş diye bir adam var bizde. İtalya Ligi'nin en iyi orta sahası. Yani aksini iddia eden kesinlikle geçmişte FETÖ'nün evinde kalmıştır, maklube yemiştir. Yani İtalya Ligi'nin en iyi orta sahası kurun Ya yani, hocam işte şöyle böyle e, diyen herkes geçmişini bir sorgulasın. Yani bir sıkıntınız vardır. Yani terör örgütleriyle intisaplısınızdır eğer kurun için. İtalya'nın en iyi orta sahası olduğunu inkar ediyorsanız ben söyleyeyim yani terör örgütlerine bir itibatınız vardır. Bu e, Kurun iç arkadaşımız bence İtalya'ya tekrar dönmeli. İtalya'da hayallerine koşmalı. Mesela İtalya'ya verelim Kurun içi. Üstüne de bir 8, 10, 12, 13, 14, 14 milyon euro verelim. Samarici'yi çalalım. Bence için kulübü de kabul eder diye düşünüyorum. Çünkü çok yetenekli bir futbolcu. Ha, yanına da verip düşürebiliriz fiyatı. Bence Fenerbahçe bu yoldan bir ilerlemesi lazım. Bakalım ne kadar ilerleyebilecek. Bunu da belirtmiş olduk. Başka konuşacağımız konu var mı? Başka konuşacağımız çok konu yok da Beşiktaş Abu Bakar'ın, Onana'nın, Rozier, Omar Koley, Amorti, Montero, Masuako, Ersin Destanoğlu, Chamberlain ve Rebic'in transfer listesine koymuş. Hani ne kadar mantıklı ne kadar şey bilemeyeceğim. Ama bunları transfer listesine koyduysa Beşiktaş yani demek ki bir şeyler düşünüyordur. Ha bunlardan kaçını istersin dersen hiçbirini de istemem açık söyleyeyim. Yani aldıkları yıllık ücretin yarısını alsalar bedava gelse ben yine istemem. Onu diyeyim. Podens ve Puertas. Bu iki isim çok soruluyor. Yani Podens'te, Puertas'ta Fenerbahçe'nin gündeminde olan isimler değiller. Ama sürekli duyumunu görüyorum. Sürekli diyorlar ki işte Podens geliyor, Puertas geliyor. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Ben de duyum yok. Ben bu iki ismin Fenerbahçe'ye geldiğine dair hiçbir duyumum yok. Hiçbir bilgim de yok. Ha siz ne dersiniz bilemiyorum. Başka kimi soruyorlar? Ee, Çağlar Söyüncü onu konuştuk. Livakovic. Livakovic'i çok soruyorlar. Hocam Livakovic gidiyor mu Celtic'e şuraya buraya? Size. Hiçbir yere gitmiyor Livakovic. Yani Celtic'e falan gittiği yok. Avusturya kampına da katılacak. Şu an için farklı bir durumda da yok. Ya siz diyorsanız hocam benim duyumlarıma göre gidiyor şöyle böyle. Sizden duyum alalım arkadaşlar. Siz ortaya dökün. Yani sizin duyumlarınız demek ki daha sağlam benimkinden. Onu konuşalım. Onun dışında başka Taliska, Taliska stabil. Hiçbir değişiklik yok. Olursa zaten haberleşiriz. Ama hiçbir değişiklik şu an için yok. Başka başka kime bakayım? Ee, kimler kimler var? Levent Mercan zaten şey yapıyor. Sherlock, Lukaku, Lacazette, Morata, Adebayo, Beto. Arkadaşlar nerede bıraktıysanız oradalar. Nerede bıraktım Beto'yu acaba? Ah nerede vah nerede demeyin. Yani nerede bıraktıysanız duyumlar orada. Hiçbir ilerleme yok. Hiçbir değişiklik yok. Onun dışında başka Miyaz konuştuk. Ali Koç, Acun Ilıcalı, Mario Branco çalışmalarını sürdürüyor. Aziz Yıldırım'dan destek bekliyoruz. Euro 2024 son hızıyla sürerken benim bu videom da burada bitiyor arkadaşlar. Bir beğeni çok görmesek de sevinirim. Görüşmek üzere.